TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Son bölümdeyiz. Bugün önceden ilan ettiğimiz üzere konuğumuz çok değerli bir müzisyen, sanatçı, besteci, yorumcu. Vedat Sakman şu anda bizim konuğumuz ekranlarımızda. Vedat Sakman, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, bizim cuma yayınlarımızı mutlaka bir sanatçı ile bitirdiğimizi biliyor artık izleyicilerimiz. Dün de hem sosyal medyadan sen de görmüşsün herhalde, paylaştık. Onu hep akşamları dinlemeye alışmıştınız. Şimdi bu kez de gündüz ve sabah kahvesinde dinleyeceksiniz dedim. Uzun bir süreç geçirdik bu salgın hastalıkla ilgili ve en ağır fatura da galiba sanatçılara çıktı. Sizden de hani sahnesi yok, konseri yok, lokali yok. Bu dönemi nasıl geçirdiniz Sakman ve Sakman Konak olarak? Tabii ki sıfır halde geçirdik. Şimdi bu müzisyenler bu işe alışkındır. Her zaman yağmur yağar, o gece işiniz olmaz sizin. Bütün dünya müzisyenlerinin de, hele ki bizdeki, Türkiye'deki müzisyenler daha zor koşullar altında oluyorlar bu yüzden. Ne yazık ki bu tip olağanüstü durumlarda işte ihtilal olur mesela, işsiz kalırsınız. Bunları hep ben geçmiş dönemde çok yaşadım çünkü. Bir çare de yoktur. Çünkü siz gece çalan, performans yapan bir kişisiniz. Başka bir geliriniz de yok. Yani ne bileyim, Kayseri'de pavyonda çalan bir müzisyen de bunu yaşıyor. Hiç öyle biz hep sanatçı dediğimiz zaman işte buralarda bizler gibi İstanbul'da olup sağa solda görünen olan insanlarız ama yani genele bakmak lazım. Bir 20 bin tane sanıyorum bir Ankara'da müzisyenler sendikamız var bizim. Mehmet Çırık'a vardı yıllarca, o çok emek verdi, bütün hayatını vakfetti. Ama mesela 80 ihtilalinde diskin kapanmasıyla çok güçlenmişti. Hatta sosyal hakları kazanılmıştı müzisyenlerin, mafyayla mücadele edilmişti o dönemde. Çok kazanımlar olmuştu. İşte pavyonlarda, şuralarda, buralarda bayağı birebir çatışmalara girerek falan bunlar kazanılmıştı. Ama 80'deki ihtilalin getirdiği de işte paramparça yerle biri oldu sendika. Şu anda sürdürüyor hayatını ama çok zor şartlarda. Şimdi böyle bir korunması olan bir sektörde değil bu. Onun için bu dönemde hep üzüntüm, gerçekten üzüntüm hep bu oldu. Yani müzisyen kardeşlerimiz, işte oyuncu, tiyatrocu kardeşlerimiz, emekçilerimiz ne durumdadır, ne yapıyorlar? Çünkü biz böyle koordinatlanmış, dışarıdaki sokaktaki sıkıntı bizleri çok etkiliyor. Bunu şahsen kendim bir avantaja dönüştürmeye çabaladım. Çok çalıştım bu arada, bütün işe verdim. İşte şarkılar yapmak, geçmişteki çalışmaları tekrar hayata geçirmek. Olumlu bir yöne bu anlamda döndü. Yani ekonomik anlamda tabii çok zorluyor bizi şu anda da, zorluyor mesela ama en azından çalışmalarımıza devam ettik. Evet, yeni besteler çıktı mı acaba? Tabii tabii, çok çok şarkı bu arada yapmış oldum. Yeni bir albümde önümüzdeki günlerde bu dönemin albümü olarak çıkaracağız. İsmi de var mı? Nasıl? İsmi de var mı acaba albümün? Yani Sakman 2020. Vedat Sakman 2020. Peki Vedat, bu yıl 55. yıl müziğe başlayışın diye anons ettim. Yanlış değil galiba, değil mi? Doğru. Doğru, 55. yıl. Peki Vedat Sakman, buraya gelene kadar zorlu yollardan geçti, biz biliyoruz ama ilk kez olar ki dinleyenler vardır. Hatta senin belgeselin de var, biz yaptık Zaman Mekan İnsan'da. Evet. Onu da birazdan gösteririz ama senin ağzından dinleyelim. Vedat Sakman hangi damardan
doğdu, geldi ve şu anda İstanbul ve Ankara önemli yerler onun. Şu anda da İstanbul'da sahne yapıyor, sahneden izleyicilerine ulaşabiliyor. Bir kısa özet yapar mısın? Tabii, kısaca bir Orta Anadolu folklorunun kaynak kişisi Masar Sakman'ın oğluyum ben. Annem de Girit kökenli bir aristokrat ailenin kızı. Bu iki kültürün birleşmesinden bizler doğduk. Babam tabii bir müziği hayatına adamış insanlardan biriydi. Yani kendime geldiğim anda evde enstrümanlarla tanıştım. Hayatı öyle algıladım. Yani kendini ifade etmeyi müzikle yapmayı babamdan tabii öğrendim. Ve babaannem de tabii. Babaannem de Orta Anadolu'lu bir manici kadındı. Türkü yakan. Çünkü genelde Anadolu'da türkü yakanlar genelde kadınlardır. İşte onun da çocukluğum onun yanında geçti. Bütün bunların etkisiyle yani hayatı ben öyle algılayarak şu güne kadar geldim. Evet, şu anda da öyle algılıyorum. Yani müzikle algılıyorum hayatı. Daha sonrası işte anne baba ayrılıkları, iki kültür tabii aşklar yetmiyor bazen bu şey meselesine. İki kültür farkı da aşklar da yetmiyor. Erken ayrılıklarla falan. Bir geçen de çileli bir hayat oldu aslında. Ama bu çileli hayatın bana kazandırdıkları da herhalde duygusallık oldu. İşte bunları hep şarkılarda anlatmaya çalışıyorum. Bir de Müzisyen adlı bir kitap. Deniz Durukan, bizim sevgili Deniz'imiz kaleme aldı. Benim biyografim ama bu biyografi denemez, monografi denebilir bu kitaba. Çünkü yakın tarihi de bir müzisyenin gözünden anlatan bir kitap oldu bu. Şurada var, hatta göstereyim. İlgisini çekenler olursa okuyabilirler, alabilirler. Bu yakın tarihi de anlatan bir kitap. Müzisyen Deniz Dorukhan'ın yazdığı. İşte bütün şu kısaca anlattığım hayat öyküsü bu müzisyen kitabında var. Ben de sen anlatırken yerimden kalktım ve kitabını buradan da gösterelim dedim. Reklamlara dikkat. Evet, bunu reklam olarak izleyicilerimiz algılamasın. Yani burada şey yapmak istediğim, gerçekten yakın tarihimize ilgili çok belge yok aslında. Atilla abi, onu da kaybettik. Yani yakın tarihi en iyi bilen entelektüellerden olduğunu düşünüyordum ben. Bu bizim Deniz'in de çok önemli araştırmalarıyla yakın tarihte işte bir müzisyenin gözünden yaşananlar, ihtilaller, siyasetin gidişi, akışı bir müzisyenin gözünden bakış açısı. O yüzden üzerinde önemli duruyoruz. Ya sen de öyle yapıyorsun. Çok güzel bir çalışma. Çok güzel bir çalışma. Ben de kefilim. Bir keyifle, yani bir iki günde bitirilecek bir kitap. Bir müzisyenin yolculuğu ama aslında ülkenin de tarihi üzerinden gidiyor. Peki biz bir 10 dakika falan oldu başlayalı. Acaba arkadaşlarımız hazırsa bir Vedat Sakman dinleyelim. Eğer değilse benim yaptığım Çağdaş Kent Ozanı Vedat Sakman belgeselinden ufak bir bölüm izleyelim. Hangisi uygunsa arkadaşlarımız, yönetmenimiz ona karar versinler. Bestesi değil mi? Şarkıları gibi dinleyicileri de farklıdır. O yüzden onun sahneye çıktığı mekanlar ayinlerinde müzik çalınan birer ibadethaneye dönüşür. Kadife sesiyle kalplere dokunur. İki şarkı arası konuştuğunda ise salonu tebessümlere boğar. Kentli müziğin bilgesi kabul edilen Vedat Sakman, şarkılarına tutkun geniş bir dinleyici kitlesine sahiptir. Bazıları bu kitleye Sakman müritleri diye isim bile takmıştır. Vedat Sakman böylesi ünvanları sevmez. İyi müzisyen ve güçlü besteci olarak anılmanın keyfini sessizce sürer. Gemiler gider, gemiler aydın ufuklara. Gemiler gider, gemiler. Gergin beyaz yelkenlerin
doldurmaz keder. Gemiler gider, gemiler. Elbet ömrüm gemilerde bir gün olsun, nöbete yeter. E madem ki bir gün ölüm mukadder, gemiler gider, gemiler. Denize dönmek istiyorum, mavi aynasında suların boy verip görünmek istiyorum. Denize dönmek istiyorum, sularda batan ışık gibi sularda sönmek istiyorum. Sularda sönmek istiyorum. Sularda sönmek. Evet, bu bizim 2014 yılında yaptığımız Artı ya. Bir TV'de yayınladığımız Zaman Mekan İnsan'dan alınan bir bölümdü. Peki, biraz güncele gelelim. Bu pandemi süresince pek çok sanatçı mağdur oldu falan. Fakat bazı sanatçılar şanslıydı. Onlar için internet üzerinden bütçeli konserler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı sitesinden, İletişim Daire Başkanlığı'ndan da yayınlandı. Sen o şarkıcıların, o sanatçıların bu konserlerini nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi bununla ilgili de zaten çok pek çok kendi sosyal medyamda bir yayınlar yaptım. Şunu rica ettim. Burada çıkan oradaki sanatçıların toplam ne kadar para bilmiyorum. Bir sürü para dönüyor ortada, söyleniyor. Ve şunu rica ettim onlardan. Lütfen 55 senelik bir müzisyen olarak ve bir müzisyenler abisi olarak rica ettim. Dedim ki gerçekten müzisyenlerin durumu zor bugünlerde. İlk işini kaybedenler onlar. Halen de kazanabilmiş değil müzisyenler işlerini. Lütfen bu geliri bir şekilde, kaç tane müzisyen var? Bu gerçekten ellerini, onları beni mutlu edecek bir para da geçebilirdi. Buradan yola çıkarak pek çok yayın yaptım. Ulaşmaya çalıştım. Yani bir tanesi deseydi ki tamam ben yapıyorum, herhalde hepsi yapardı ve bambaşka bir kimya, bambaşka bir nefes de alınırdı. Onlar için de çok iyi olurdu. Çünkü bu arkadaşlarımızın gerçekten ihtiyaçları yok ekonomik olarak. Çünkü zaten gerçekten iyi para kazanıyorlar. Popüler insanlar bunlar. Ne bileyim, bu bir konserlerinde verirlerdi. Çünkü o müzisyenlere vefa borçları olduğunu düşünüyorum. Yani onları ayakta tutan o altyapıdaki insanlara. Bunun mücadelesini çok verdim ama ne yazık ki hiçbirinden bir cevap bile almadım. Ya ulaşmadı kulaklarına ya da duymamadan geldiler diye düşünüyorum. Yani bir kırgınım bu konuda da zaten. Evet. Mutlaka görmüşlerdir ama onlar en çok kamuoyu oluşturan şeyler sövgü, hakaret, iftira üzerinden yürüdüğü için sen kendini özgü Vedat Sakman çelebiliği içerisinde şarkılarındaki gibi yumuşak mesajlarla ilettiğin için görmezden gelmiş olmaları daha önemli. Peki ama bu dönemde mesela sen de katıldın. Bu sertliklerde de çok bıkmadık mı aslında? Evet. Pardon. Mesela bir sanatçı nasıl olur? Elton John örneğinde baktık. Mesela evinde verdiği konserle sağlık çalışanlarına
8 milyon dolar topladı. Yani cebe de atabilirdi değil mi? Yani yapmaz öyle bir şey de tabii Lord adam sağlık çalışanlarına için konser verdi evinde ve bağışladı onu. Bizde ise sanatçılar çıktı pandemi süresi nedeniyle onlar da cepleri doldurdular. Şimdi işte medeniyetin, uygarlığın başladığı bir noktadan öncelikle sanatçıların, bu Elton John gibi, daha birçok sanatçı gibi bugüne kadar çok zor zamanlarda hep müzisyenler bir yerlerde bir şeyler yaparak, mesela Afrika'ya yardım, şu bu gibi şeyler yaparak, etkinlikler yaparak hep yardımcı oldular ve bu bayağı da işe yaradı. Ama bu işte medeniyetin, uygarlığın ölçüsü önce bu sanatçılardan başlaması gerekiyor. Bunu bir oturup konuşmalıyız diye düşünüyorum. Yani böyle bir sokağa karşı, insanlara karşı sanatçıların sorumluluğu başlar popülaritelerinin yükselmesiyle birlikte. Yani bu bilincin oluşturulması bir ülkedeki birçok hatları da yumuşatır. Çünkü dediğin, biraz önce söylediğin gibi sanatçıların yumuşak geçişleriyle toplum içinde daha moral, daha bir güzellikler yaratabilir diye düşünüyorum. Bu yüzden oturup ciddi bir şekilde bu sanatçıların birlikte bir araya gelip bunları konuşmaları gerektiğini düşünüyorum. Evet. Peki Vedat Sakman'ın Kadıköy'de çok özel ve güzel bir yeri var. Sakman Konak, bir Ermeni kilisesinin bitişik altı yolda. Acaba hayranların şimdi merak ediyor, soruyorlar da zaten buradan, ne zaman sahneye çıkacak, Sakman Konak ne zaman açılacak falan diye soruyorlar. Ne diyorsun bu konuda? Evet, canlı yayında böyle şeyler oluyor. İsterseniz şöyle yapalım. Vedat Sakman'a bu soruyu bir sonraki buluşmamızda, yani geldi mi? Peki, evet. Şimdi şunu soruyorlar hayranların. Diyorlar ki Vedat Sakman ne zaman sahneye çıkacak? Mekan ne zaman açılacak? Şimdi bizim mekanımız geçen hafta itibariyle açtık. Cuma, cumartesi günleri sadece biz çalıyoruz. Yani haftalarına, aralarına program koymuyoruz. Zaten kurallara göre, COVID-19 kurallarına göre çok yakın temas olan ve de böyle dansa dönük yerler, disco gibi, bar gibi yerlerde yasaklar var. Bizim öyle değil. Bizim dinleti mekanı zaten. Çıkıyoruz. Sahnemizde bir ara mesafelerimizi ayarladık. Ve mesela salonumuzu 25 kişiye indirgedik. Sosyal mesafeyi koyup işte girişte kontrolleri, ısı ölçerim şeylerini yaparak dinletilerimizi yapıyoruz. Saat 21'den 24 arasında. Ve bekliyoruz. Gelenlerimiz de oluyor. Eskisi kadar sık kalabalık değil ama sonuçta performansımızı yapıyoruz. İşte bugün de mesela çalacağız 21-24 arasında. Cuma, cumartesi günleri performanslarımıza başladık. Evet. Yani açık mekan açıldı ama peki diyelim ki şimdi bu yayını izlediler. Bu akşam oraya 25 kişi alıyorsunuz. Geldi 100 kişi, 200, ne yapacaksınız? Yok. Değiştire mi dinleteceksiniz? Ya da hayır, dışarıya ses verecek misiniz? Zaten bizim camlarımız açık ve akustik müzik yaptığımız için öyle yüksek bir müziğimiz, yani etrafı rahatsız edecek bir durumumuz yok. Bütün camlarımız da açık olacak. İçerisi yüksek tavan bir yer zaten. Bir sorunumuz yok. Şeyle ama 25 kişinin üzerine hayır alamayız, yani o kural çok kesin. Şey gibi oldu, hani hastanelerin eskiden SSK döneminde
göz klinikleri de çok yoğun ilgi olur ve sabahtan oraya sıraya gidip fiş alınır. İşte o gün 60 hasta muayene edilecektir. Diğerleri ertesi günü gel derler. O ilk 60. Şimdi o zaman rezervasyonda ilk 25'ten sonra üzgünüz evet. diyeceksiniz herhalde. Rezervasyonsuzda herhalde kapı girişi olmayacak. Neyse ki bizimki sağlık sektörü gibi değil. Sağlık sektöründe bir gün önemlidir. Ertesi güne ne olacağı belli olur. Bizde öyle değil. Haftaya gelir dostlarımız. Evet. Peki Vedat Sakman bu sürede hani albüm çıkartacak kadar çok beste yaptı diyoruz. Beste sayısı var mı? Toplam beste sayısı ne kadar Vedat Sakman'ın? Ya çok var. Tam saymadım ama sanıyorum Mesama kayıtlı 300 eserim falan olması lazım galiba. Yani çünkü çok müzikaller var, reklam müzikleri var, film müzikleri var. Evet. Ben biraz çalışkan da bir insanımdır yani. Pek evet, boş durma. Sen ya sahneye çıkmak üzere gidiyorsun ya da sahne programını yapmış dönüyorsun oluyor. Bunun dışında hani kumlara serildim hani yayılalım abi falan şarkında var ya onun gibi tutsunun ucundan kumlara serilelim abi hiç görmedik seni. Yazlık yerlerde de var Vedat Sakman işte Bodrum'da, Foça'da, Çeşme'de ama sadece konser için oralara gidiyor. Böyle kesintisiz bir hafta 10 gün 15 gün hiç müzik yapmadan yazın dinlendiğin oldu mu? Yok hayır hayatımda hiç öyle bir şey yok. Yani zaten tatil benim için dediğin gibi bir konsere bir yere gittiğimiz zaman bir ayağımı suya sokuyorum. Yani işkoliklik var şey var. Hayal işte dediğim gibi yaşama algılamam bu şekilde benim. Çok sıkılıyorum öbür türlü. Yani gidip de böyle boş oturmak beni berbat ediyor. Ya gece uykuları falan kaçıyor. Peki izleyicilerimiz için kısa bir şey daha hatırlatalım. Vedat Sakman otomotiv endüstrisiyle de ilgilidir diyelim ve tıplısını atalım. Özellikle eski antika büyük Amerikan arabaları konusunda ama bu konuda galiba bir değişim geçirdin. Evet tedavi oldum yani sonuçta bu hususla ilgili. Öyle bir dönemde biraz önceki klipte de olan işte Dodge Charger 73 model efsane bir arabadır. Yani şunu söyleyeyim ki arabamda 5000 tane civata vardı ve o civataların ne olduğunu bilirdim. İşte kübik inç ölçüleriyle olan aletlerle yapılması gerektiğini bir tarafındaki arıza olursa ki hep arıza olurdu zaten. İşte bir ustaya gidip kalfa yapıyorsa oğlum bak şurayı sök bunu sökerken şunu bozma derecesinde bir dönemim vardı ya yani. Bu Amerikan arabalarıyla klasik arabalarla daha doğrusu ama sonra tedavi oldum bıraktım ama çok yani çok biraz önce klipte görünce böyle bir içim bir şeyler oldu yani ötesinde de bir hani var tabii şey yani bu işte müziğin haricinde olan zamanlarda evdeki bozulan aletler çamaşır makinesinden buzdolabına her şeye kadar hatta yakınlarımın aletlerini tamire de giderim bütün takımlarım vardır bir tek şey kaynak makinem yok onu da alacağım yakında demir kaynak makinem yok onun ötesinde her şey var. Bir anekdotu izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Vedat Sakman için ustalara saygı gecesi yapılıyor sevgili Faruk Şuyun. Bir gün onun ustası da çağrıldı oraya. Ustayla Bahri beraber nasıl? Bahri Usta. Ustayla beraber adını Vedat söyledi. Böyle bakıyor bir tane büyük araba geçiyor böyle. Bor 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 diye sesi sesinde bir arıza falan var şeyde. Usta diyor biz bu arabayı ne biçim toplardık değil mi? evet peki Vedat Sakman biraz nefeslenelim.
Madem Vedat Sakman bizim konuğumuz, acaba o zaman arkadaşlarımızın hazırladığı bir Vedat Sakman şarkısıyla devam edelim. Evet, bravo. Vedat Sakman, Kadife Ses. Peki Vedat Sakman acaba kendine ait böyle videoları, filmleri, belgeselleri de izler mi? Çok izlemem ama ben aynı zamanda işte her şeyi yapmaya çalışıyorum da bir stüdyom var tabii şu anda bulunduğumuz evim de ortamımda ve sahnede de sahne bizim bir stüdyo kulüptür zaten. Bütün mikrofonlarımız mikrofonludur ve geceleri kaydederiz biz. Kanal kayıtları yaparız. Sonra ben eve gelirim, onun montajını yaparım burada. Ve albümlerimizi öyle yapıyoruz zaten. Canlı performansları kaydediyoruz. Bu arada tabii bir video kendi çapımda operatörüyüm de aynı zamanda. Yani klip yapımlarına falan da kendim yapıyorum bunu. Yönetmen arkadaşlardan yardım istiyorum mesela ama yani montajını ben yapıyorum. Onlar fikirlerini veriyorlar. Mesela o Cennet klibini montajını ben yapmıştım. Bir yönetmen de bizim Nur içinde yatsın sevgili arkadaşımız Eyüp. Kaybettik onu da. Yani hep bu çalışmalar içindeyim ben ya, ama sonradan işte bu eski klipleri şu anda mesela bunu o zaman çaldığımızdan beri ilk defa izledim. Hoşuma da gitmedi değil yani. Bilgi Üniversitesi'nde bir konserde bunu çalmıştık. Benim için de iyi oldu ama genelde oturup izlemiyorum, hayır. Yaparken çok izlediği için herhalde insan sonra bir daha hiç asla bakmıyor o çalışmaya. Kendi belgesellerim dahil bu programların tekrarında da izliyor musun falan diye soruyorlar. İşte bakıyor musun? Vallahi diyorum ben kendimi izlemeye tahammül edemiyorum. Çünkü mutlaka bir hata buluyorum orada. Diyorum ki Allah kahretsin, ne kadar çok sözü uzatmışım. Böyle anons mu olur diyorum. Ondan sonra uzatmış falan filan. Görmeyeyim falan diyorum. Sadece birkaç tane de böyle eski belgeselde araya çok uzun zaman girdi ve kaybettiğimiz insanlar vardı. Onların hatırını izledim. O zaman da seni şimdi hissettiklerini hissediyorum. İyi ki de yapmışız falan diyorum onları. Ama onun dışında kendime ait bölümlerle ilgili sorunlarım var yani. Her zaman gazete yazılarını da okurken sabahleyin açınca ilk önce gazete, her gazeteci kendi yazısını okurmuş. Yani okur, doğru bir şeydir o. Ondan sonra acaba gene ne tahsih var falan diye. Sen daha fazla titizsin o konuda. Onun için söylemedin ama ben şeyi de ekleyeyim. Vedat Sakman, sevgili izleyiciler, yani bir lokalin en ünlü sanatçısı, en büyük sanatçısı tabii ki az solist diyorlar. En son çıkıyor sahneye falan. Vedat Sakman aynı zamanda girişten başlayarak ses operatörü, kolonların kontrolü, ondan sonra ses perdeleri, teknik aksam, ondan sonra ışıklar, hepsini tek tek kontrol eder. Öyle değil mi? Merhabalar. Evet. Bu bir bütün tabii ki. Yani oradaki oturan insanın kulağına doğru bir müzik vermezseniz ne yapsanız yalan olur mesele. Bu arada tabii hep benden bahsediyoruz. Nazım Atman benim için çok değerli bir değerli işler yapan ve peşini takip ettiğim insanlardan birisi. Şu anda konuştuğum kendisi. Ne saygı duyuyorum tabii ki. O kadar değerler ortaya çıkardı ve o kadar güzel belgesel niteliğinde geleceğe de kalacak işler yaptı ki kitaplar, yazılar, tanıtımlar. Tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum kendisine. Bunlar için de takip ediyorum zaten bütün çalışmalarında. Çok çok teşekkür ederim. Sağ ol, eksik olma. Bunu duymak ödül değerinde benim için. Değerli dostların böyle tespitleri. Şimdi bir klibimiz daha var ama onu bir iki dakika sonra koyacağız. İzleyicilerimize de birlikte veda edeceğiz. Atilla İlhan bestesi, Atilla İlhan'dan Vedat
Sakman bestesi Ayrılıkta Sevda'ya dair, öyle ayrılacağız senle. Şimdi Vedat Sakman hem besteci hem yorumcu hem icracı, aynı zamanda da aktivist, pek çok kitle eylemlerinde de görev olarak gidiyor adliyelerde, işte sempozyumlarda, kitle gösterilerinde her zaman yer alıyor. Bugünlerde böyle şeyler yok. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Hem pandemi nedeniyle yok, hem de demokratik ortam nedeniyle pek fazla nefes alınamıyor Türkiye'de. Bu tabii çok düşündürücü ve üzücü bir durum. Yani sokağın sesi önemlidir. Mutlaka sokağın sesi her zaman olmalıdır. O olmadığı zaman inanın gerçekten bütün bir siyasal dönemleri geçirmiş insan olarak söylüyorum bunu. Bütün bir sıkıntı var demektir o ve biz şu anda o sıkıntıyı derinden yaşıyoruz. Herkes de bunu hissediyor zaten. Sokağın bir söylenecek sözü vardır. Ve çok önemlidir. Çünkü halk ne derse o olur. Yani bu kuraldan, bu sosyolojik bir kuraldır. Benim söylediğim bir şey değil. Bunun mutlaka bir gün tekrar sokağın sesinin olacağı günlere dönülmesini bekliyoruz. Yani eğer bu olmazsa gerçekten ciddi sıkıntılar var demektir. Evet. Sevgili Vedat, şu anda 40 geçiyor ve son 4-5 dakikadayız. 4 dakikalık bir klibimiz var. Onunla veda edeceğiz sana ve izleyicilerimize. Sevgili izleyiciler, Vedat Sakman son verdiği mesaj da çok önemli. Sokağın sesine dönmemiz gerektiğini söylüyor. Bu ses şu anda sadece iki koldan Ankara'ya yürüyen HDP'li vekiller tarafından çıkartılmaya çalışılıyor. Onlara da bir destek mesajı olarak gitsin bu. Şimdi Atilla İlhan'ın sözleri Vedat Sakman'ın bestesiyle Ayrılıkta Sevda'ya dairle biz bu haftayı, bu bölümü kapatıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz Vedat Sakman. Katıldığın programımıza büyük renk verdin. Ben teşekkür ederim. Programımıza beni aldınız, kabul ettiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum. Artı TV'yi tabii de takip ediyoruz. Duruşunu saygıyla takip ediyoruz. Hepinize, bütün çalışanlara sevgiler, selamlar. Sağ ol. Çok çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, Ayrılıkta Sevda'ya dahil diyelim ve iki günlük ayrılığı çabuk geçmesini dileyelim. Pazartesi sabahı yayında emeği geçen bütün arkadaşlarla birlikte iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi sabah 7'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.